Arkadaşımız Sara'yı o gün annem şiirini okuyacaktı. Merhaba anne, yine ben geldim. Merak etme, okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar. Merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen, sağ elinde sarımsak, sol elinde soğan delirte delirte öğretti sıranın sorunu. Ben biliyorum artık anne. Sıranın neresi, sorunun neresi. Ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor işte. Şuram demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanım anne. Bak şimdi söylüyorum. Şuram işte. Sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne. Her gün. Dün sabah anne Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da dantelde. Zil çalınca öptü. Hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım bir soğuk anladım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm. Dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim ağladım. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz, benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazını renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Of, babam her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor, ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor, bir de onun için ağlıyorum anne. Bak kavanoz yanımda, toprağından bile uçtu halayım. Biliyor musun anne, her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini başucuma koydum. Her sabah onu öpüyorum. Kimseye söyleme ama anne, bazen de konuşuyorum onu. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Ha unutma da, öğretmen yarın anne yanına tam bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok güzel ama bana ne? Kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Topluğunu öpeyim. Rüyama gel beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyanıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim anne. Çok. Arkadaşlarımız soru cevap bölümüne başlayacaktı. Arkadaşım Ünsal, din nedir? Dinler kaça ayrılır? Din, akıl sahibi insanları kendi istekleriyle dünya ve ahirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştırmak amacıyla Yüce Allah tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilen esaslar yapılıyor. Dinler başlıca üç kısma ayrılır. Hak dini. Yüce Allah tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilen ve günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan, aslı bozulmadan gelen dindir. Örnek olarak İslam dini.
ikiye muharep dinler. Yüce Allah tarafından peygamberler aracılığıyla gönderildiği halde sonradan insanlar tarafından değiştirilen dinlerdir. Yahudilik ve Hristiyanlık. Üç batıl din. İnsanlar tarafından uydurulan dinlerdir. Örnek olarak satanizm, putu tapıcılık gibi dinler. Arkadaşım Tunay, ibadet nedir? İbadet çeşitlerini sayar mısın? İbadet, Allah'a kulluk etmek, saygı göstermek ve onun bize verdiği nimetine şükretmektir. Üç çeşit ibadet vardır. Bedenle yapılan ibadet, namaz kılmak, oruç tutmak, malla yapılan ibadet, zekat vermek, hem beden hem de malla yapılan ibadet, hacca gitmektir.